Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yaşı nedeniyle Malatya'da tören düzenlendi. Tören Atatürk Anıtı önünde başladı. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Meslek Yüksek Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Mehmet Özdemir'le Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk tarafından anıta çelenk sunuldu. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 172 yıldır ülkemizin huzur ve güvenliği, dirlik ve düzeni, birlik ve beraberliği için canını bile vermekten çekinmeden görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın mazisi şan ve şerefle dolu olduğunu ifade etti. Ülkemizin huzuru ve güvenliği, dirlik ve düzeni, birlik ve beraberliği için canını bile vermekten çekinmeden görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünde teşkilat mensuplarımızla birlikte manevi huzurundayız. Bizler emniyet teşkilatı olarak ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda sorumlu olduğumuz görevi idrak ederek vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşaması için çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmekten mutluluk duymaktayız. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan gününde ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek her türlü şer odakları ve terör örgütlerine karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimize söz veriyor. Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın birer ferdi olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Daha sonra da Malatya Şehitliği'nde tören düzenlendi. Buradaki töreni ise Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ve şehit aileleri katıldı. Sayın Valim, Sayın İl Emniyet Müdürü. Protokolün anıta çelenk bırakmasıyla başlayan törende şehitler için saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anı defterini imzalayan İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, sizler maddi ve manevi değerlerimizin en yükseğine ulaştınız. Türk Polis Teşkilatı'nın birer ferdi olarak bizler de dünya var oldukça sizlere minnet ve şükran borcumuzu ödemek için şehit düştüğünüz bu vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz dedi. Bugün Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümünde sizlerin manevi huzurunda bulunmaktayız. Sizler maddi ve manevi değerlerimizin en yükseğine ulaştınız. Türk Polis Teşkilatı'nın birer ferdi olarak bizler de dünya var oldukça sizlere minnet ve şükran borcumuzu ödemek için şehit düştüğünüz bu vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Siz aziz şehitlerimizden aldığımız emaneti gelecek nesillere eksiksiz olarak teslim etmek için gerektiğinde bizler de canımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Törenin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Bizlerden bir arzunuz isteğiniz var mı? Tamam, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hainlerde ihanetlerin karşılığını hepsini buluyorlar. Evet. Yakalandı falan. Yakalandı. Ben istiyorum. Ben söz verdim. Mustafa'ya söz inşallah. Verdim. Ben inşallah. Yaşatan tek şey o yani. İnşallah. İki evladımı da vereceğim devlete inşallah. Ama katilleri bulun. Ülkemizde bunları yakalandı. Atın.